Kovalar, bu Aralık ayında işler oldukça net ve basit. Çünkü yeni ay 1 Aralık'ta ve bir sonraki yeni ay ise 1 Ocak'ta Oğlak Burcu'nda olacak. Yani Aralık ayının tamamında Yay Burcu'ndaki yeni ay ana tema olacak bizlerde. Ancak bu yeni ay Satürn tarafından engelleniyor olacak ve dolayısıyla tüm dünyada biraz kısıtlama, ihtiyatlı olma, belki endişeler söz konusu maalesef olabilir. Yay burcu enerjisi genelde böyle neşeli, iyimser ve maceracıdır ama seyahat etmeyi de çok sever. Ancak bu yeni ayda bu tür sınırlama ve temkin söz konusu maalesef. Kova burcu için bu yeni ay astrolojinin 11. evine düşüyor ve bu da arkadaşlıklar, grup aktiviteleri, organizasyonlar ve toplulukla ilgili konuları gündeme getiriyor. Aynı zamanda geleceğe yönelik planlar, uzun vadeli hedeflerinizi de düşünmeye de itebilir sizleri. Tatil dönemi olduğu için arkadaşlıklarınızla veya organizasyonlarda böyle sosyalleşmek, keyifli vakit geçirmek, evet, isteyebilirsiniz. Bu ay hem Merkür hem de Mars retroda olacak. Merkür 15 Aralık'ta düzelecek, ileri hareketine geçecek. Ancak ay boyunca gölge dönemini yaşayacağız hep beraber. Bu da zihinsel süreçleri biraz yavaşlatacak. Kararlar almak biraz zorlaşacak hepimiz için. Mars ise 6 Aralık'tan 23 Şubat'a kadar bu sefer retroda olacak. Mars'ın retro dönemi zaten her 2 yılda bir gerçekleşiyor ve bu süre boyunca böyle motivasyon, sabır ve enerjide biraz düşüş yaşanabilir. Aralık ayı boyunca Merkür Retro'nun etkisiyle yanlış anlaşılmalar, iletişim problemleri ve karar alma süreçlerinde yavaşlamalar yaşayabilirsiniz. Mars Retrosu ise özellikle ilişkilerde stres, öfke ve gerginlik maalesef hayatlarımızda yaratabilir. Şimdi bu retro döneminde özellikle sosyal çevrenizle ve arkadaşlarınızla olan ilişkilerde bazı sorunlar yaşayabilirsiniz sevgili kovalar. Mars kova burcunun 7. evinde, yani evlilik, ortaklık ve kontratlarla ilgili alanda retroda olacak. Bu da ilişkilerde daha fazla gerilim ve çatışma demektir zaten. Ancak Mars genelde bir ilişkiyi bitirmek yerine gizli kalmış sorunların yüzeye çıkmasına neden olur. Ve böylece ilişkilerde de bir patlama yaşanır. Ancak bu temiz bir başlangıç aslında yapmanıza da bir olanak tanıyabilir tabii ki. Venüs 6 Aralık'tan 2 Ocak'a kadar Kova burcunda, yani sizin burcunuzda olacak. Venüs bu dönemde ilişkilerde böyle daha fazla diplomasi, uyum ve çekicilik hayatınıza getirecektir. Kendinizi böyle daha güzel hissedebilirsiniz. Kişisel bakımınıza ve güzellik rutinlerinize daha fazla özen gösterebilirsiniz. Eğer Mars retroda olmasaydı, Venüs ve Mars'ın bu karşıt açısı sizi yeni bir romantik bir ilişkiye götürebilir. Bu durumu tetikleyebilirdi. Ancak retro döneminde başlayan ilişkiler genellikle maalesef hızlı başlayıp böyle çabuk sönme eğiliminde olabilir. Yeni ay 1 Aralık'ta evet gerçekleşecek ve 11. evinizde olacak. Bu da arkadaşlıklar, organizasyonlar, topluluklar üzerinde böyle yoğunlaşmanızı sağlayacak. Ancak Satürn'ün kare açısı nedeniyle bir arkadaşlık böyle arkadaşlığınız sınanabilir. Veya bir organizasyondan belki ayrılmayı düşünebilirsiniz. Ve 15 Aralık'ta Dolunay ise oluşacak. Dolunay ise bu sefer İkizler Burcu'nda olacak. Bu da Kova Burcu'yla çok uyumlu aslında bir hava burcu. Dolunay 5. evinizde, yani romantizm, çocuklar, yaratıcı projeler ve yatırımlarla ilgili konuları aydınlatacak ve bir projekte edecek. Ancak Dolunay Neptün tarafından zorlanacak ve bu da biraz kafa karışıklıkları ve belirsizlikler, hatta hayal kırıklıkları getirebilir hayatınıza. Özellikle yeni romantik bir ilişkiye başlıyorsanız veya çocuklarla ilgili bir durum varsa beklenmedik bazı sırlar ortaya çıkabilir. Ancak Jüpiter İkizler Burcu'nda olacak ve Haziran 2025'e kadar da sizin zaten 5. evinizde romantizm, eğlence ve yaratıcı projelerde büyüme fırsatlarını size sunmaya devam edecek. Aralık ayında ilişkilerinizde evet gerginlikler, arkadaş çevrenizde ve sosyal hayatınızda test edici durumlar yaşayabilirsiniz. Ancak dediğim gibi Venüs'ün sizin burcunuzda olması size daha diplomasi ve uyumla bu zorlukların üstesinden gelmenize de yardımcı olacak diye söylemek istiyorum. Retro dönemlerinde gerçekten sabırlı olmalı. Böyle aceleyle kararlar almaktan kaçınmalısınız sevgili kovalar. Astroloji danışmanlık ve hizmetlerim hakkında bilgi almak veya web sitemi incelemek isterseniz aşağıdaki linklerden bana çok rahatlıkla ulaşabilirsiniz. Tekrar bir başka videoda görüşmek dileğiyle.